Ben Mevlam Kota İstanbul'un Azur Mutfağı'nın şefi Orhan Demirok. Sizlerle bugün Sevgililer Günü için birkaç tane yemek hazırlayacağız. Birincisi sebzeli aşk salatası. Bunun için gerekli malzemeler her zaman manavlarda bulabileceğiniz malzemeler. Bunun için bu sebzeyi hazırlamak için öncelikle bir tane kalp şeklinde kesme kalıbına ihtiyacımız var. Bir bıçak, bir tahta ve sebzelerle birlikte başlayabiliriz. Örneğin ben kerevizden başlayayım. Bütün sebzelerimizi yaklaşık 1 santim kalınlığında kesiyoruz. Ve bunların hepsini bir yerde hazır bulunduruyoruz. Bütün sebzeler kalıplardan bu şekilde kesiyor. Ben örnek yapmak için bir tane hazırladım sizin için. Sebzelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Ben daha önceden hazırladım. Sadece size ön bilgiyi vermek için yaptım bu işlemi. Şimdi pişirme işlemine başlayabiliriz isterseniz. Birazcık zeytinyağı bunun için. Arpacık soğanlarımız. Zeytinyağında yaklaşık 1 dakika arpacık soğanlarımızı soteliyoruz. Ardından kalp şeklinde kestiğimiz havuçları ilave ediyoruz. Havuçlarımızın rengi çıkana kadar soteliyoruz. Aslında bu salataya asıl lezzeti veren havuçlar ve soğandır. Ve kereviz özellikle. Sonra ardından birazcık un atıyoruz. Ve unumuzla sotelemeye devam ediyoruz. Ardından yeteri kadar sebzelerin hepsini pişirebileceğimiz kadar su ilave ediyoruz. Su ilave ettikten sonra birazcık havuçların pişmesini bekliyoruz ve diğer sebzelerimizi sertlik sırasına göre patates, kereviz ve en son rengini atmaması için kabağı kullanıyoruz. Kabağı koyuyoruz. Şimdi burada küçük detayları vermek istiyorum ben size. Bütün sebzelerimizle birlikte elimizde olan limonu sıkmak zorundayız. Çünkü asıl lezzet verecek olan şey limon, tuz ve biber. Limonu damak zevkimize göre az veya çok sıkabiliriz. Pişme derecesine gelince bütün sebzeleri yiyebileceğimiz kadar haşlamamızda fayda var. Sebzelerimiz pişmiş. Sebzelerimizi şimdi alabiliriz. Ve burada yine küçük bir detay var. Sebzelerimizi ocaktan aldıktan sonra hızlı bir şekilde soğutursak renklerini kaybetmemiş olur ve besin değerleri de ölmemiş olur ve daha uzun süre dolapta saklayabiliriz. Örneğin hepsini bugün yiyemezsek yarın içinde veya ertesi gün içinde dolapta saklama şansımız var. Bunun için hızlı bir soğutma yapmamız gerekiyor. Dekorasyon için ben elimde olduğu için birazcık tereyağı çiçeklerinden kullanmayı tercih ettim. Arzu ederseniz siz dereotu, maydanoz veya bulabileceğiniz herhangi bir Akdeniz yeşiliğiyle dekore edebilirsiniz.